Hanımefendiler, beyefendiler, prensler, prensesler, sevgili minikler. Merhaba, ben Uğur Volkan Uysal. Bugün size evinizde ister öğrenci olun, ister öğretmen olun, ister ev hanımı olun, isterseniz de çalışın. Hiç fark etmez. Çok pratik, yaptığınız zaman böyle kendinizden geçeceğiniz çok yakışıklı iki tariften bahsediyorum. O kadar kolay ki dedim ki ben bunun bir tanesini tek elimle yaparım, ikisini de iki elimle yapayım. Düşünün yani, o kadar kolay. Şimdi iki tane fırın poşetine ihtiyacımız var. Şöyle. İki tane de bunun kiliti oluyor. Aklınızda bulunsun. Pişirme işlemi yok. Ocakta herhangi bir şey yapmayacağız. Yapmamız gereken işlem bu poşeti biraz çuval gibi. Hani böyle çuval yaparsınız da bir şey doldurulurken köyde öyledir. Ben çocukken köye giderdim. Çok severdim. Köye gitmenin keyfi erken uyanmaktır her şeyden öte. Çünkü köyde hayat çok erken başlar. Horoz sesiyle başlarsınız, akşam da erken uyursunuz. Çok enteresan bir hayattır. Ben şimdiki nesle bakıyorum, şehirlerde yaşayanlara keşke köyde akrabaları olsa da ziyarete gitseler. Akrabanız var da ziyaret etmiyorsanız çok üzücü. Mutlaka gidin, köy hayatını bir yaşayın derim size. Aklınızda bulunsun. Şimdi 3 tane tavuk bageti. Bu yakışıkları çıktıktan sonra yemesi çok keyifli. Neden? Şimdi bu uç kısımlardan etler ayrılmaya başlar, o kemikler görünür ya, o da bence çok seksi bir görüntüdür fırın yemeklerinde. Et piştikçe çünkü çeker, kemik daha çok ortaya çıkar. Şimdi bunları koyduk. Bu yemeğin bir özelliği de şu, garnitürleri içinde. Yani ekstra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Mantarları koydum, bir 10 tane mantar. Böyle taze patatesler varsa elinizde bütün koyun, yoksa kabuklarını soyduktan sonra bu ebatta dilimleyip ekleyebilirsiniz. Bu da tamam. Sarımsak 8-10 diş bolca kullanabilirsiniz. Ben bayılırım sarımsağa. Çili biberi. Bu tarif biraz acılı, acı severler için. Bundan 5-6 yıl önce Türkiye'de yapılan bir araştırmada Türk halkının %67'sinin acı sevdiği ortaya çıkmış. Sanıyorum bu 5-6 yıl içerisinde geçmiştir bu. Sanıyorum şu an 75-80'lere dayanmış. Avrupa'da mesela tavuk firmaları acısız bir ürün satmıyorlar. Default acılı veriyor. Yani mecbursun acılı almaya. Acısız istiyorsan söylüyorsun. Hani Türkiye'de acılıyı söylersin ya. Orada mesela tavukçular acılı satarlar direkt. Burada da oraya doğru gidiyoruz. Yani acıyı seviyoruz kısacası. Şimdi geldik buraya, çörek otunu ekliyoruz. Çili biberinin tazesini eklediğim gibi böyle hafiften kurusunu da ekliyorum. Sarımsağını koyduk. İki parça da tereyağı. Bu işi taçlandırmak istiyorsanız. Evet. Şimdi şöyle bir ufak bir karıştırma işlemi her yerine dağılsın. Daha sonra da şöyle bunu kilitleyip güzel bir şekilde olabildiğince sıkın, boğazına kadar sıkın. Şimdi yıllar önce bir Barcelona'ya gitmiştim. Duymuştum da aslında böyle bir şey olduğunu ama yaşadım birebir. Coquevin diye bir yemek vardır Fransız mutfağında. Coquevin de horozdan yapılır. Yani horoz yemeği var bildiğiniz, böyle havuçlu, patatesli falan. Şefim demişti ki benim ustam Sheraton'da çalışırken, oğlum biliyor musun bu horozları, tavukları boğazlıyorlar demişti. Kesmiyorlar çünkü kanı içinde kalıyor horozun ya da tavuğun. Ondan sonra da daha lezzetli olduğunu düşünüyorlar. Çok enteresan bir şey bu. Bizde tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Çünkü kanı akmadığı zaman haram olur yani dinen. Orada mesela markete gittim. Horozların, tavukların kafa duruyor böyle üzerinde, kesilmemiş. Bildiğiniz ibik falan duruyor yani, enteresanlar. Onların hayvan öldürme şekli yani yemek için birazcık farklı. Bizde tabii öyle bir şey yok. Şimdi bu hazır. Gördüğünüz gibi garnitürü içinde. Evden mesela işe gittiniz ya da okuldan geldiniz. Üf, hocayla tartıştınız falan. Acılı bir yemek istiyorsunuz. İşte yapmanız gereken 3 dakika. Fırında da 40 dakikada pişiyor. Oldu bitti, 45 dakikada hazırsınız. Geldiniz eve, eli yüzü yıkarken fırını açtınız, ısınıyor. Anlatabiliyor muyum? 5 dakikada hazırlarsınız. Şimdi geldik buraya. İki çeşit yapacağım dedim ya. Bu da böyle Akdeniz otlu, taze otlu gibi düşünün. Bunun da garnitürleri biraz farklı. Bunda ne yapacağız? Yine bu bagetleri içeriye önce bir atalım. Attık. Biraz biberiye. Bunu bütün atmayın ki birazcık aromasını geçirsin. Şimdi bütün attığınız zaman da geçirir ama dokunması başkadır. Hani içinde bütün kalması başkadır, dokunması başkadır. Biraz daha da çayı alalım buna. 3 çeşit baharat. Sizin elinizde ne varsa. Aromatik olması kıymetli ama. Şimdi şurada küçük bir kesme işlemi var. Onu da şöyle göstereyim. Havuçları da attık. Biraz da Kaliforniya biberi atalım.
da tamam. Tuz. Susam. Bunda çörek otu vardı, bunda ise susam var. Yine iki parça tereyağı. Böyle sıktık, tamam. Şimdi bunu da şöyle bir harmanlayalım. Çok fazla böyle yağ koymanıza gerek yok ya da sakın su eklemeyin. Kendi yağında pişsin. Zaten biliyorsunuz bagetin dışındaki deri suyunu bırakmaya başlayacak. Sebzenin suları bırakılmaya başlayacak. Onun için de sulanacak zaten, hiç merak etmeyin. İki tane delik, çok ince yalnız, öyle çok fazla sokmadan böyle belli belirsiz koyduk. O da hazır. Şimdi tepsimizi alalım yanımıza. Bu yakışıkları şöyle bırakıyorum ve sağ tarafımdaki fırına gönderiyorum. Ortalama 40 dakika sonra sunum için sizinleyim. Hemen fırına doğru bir yelken açalım. Bakalım durumumuz ne? Aman Allah'ım. Oh. Şıkır 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 şıkır, bakın. Duyuyor musunuz sesleri? Evet, ikisi de çıktı. Şimdi bu yakışıkları şöyle bir delelim. Oo, 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 oo. Dedi ki bana, o kadar hızlı gelme. Şefliğin de bir yere kadar dedi. Şimdi bunu da böyle bir açalım. Önce bir buharını açalım. Süper. Bakar mısınız malzemelere? Kendisinden geçmiş bunlar. Bakın havucun güzelliğine bakın. Biberler erimiş artık. Adaçayının, biberiyenin ve kekiğin mis gibi tadını almış. Şimdi çok sıcak. Gerçekten dikkatli sunmam gerekiyor. Hemen iki tane kaşık alalım. Tamam. Şunu şöyle çekelim. Önce bunu sunalım. Neler var burada? İşte bu görüntüye bayılıyorum. Bakar mısınız? Karabiberler yapışmış, sarımsaklar artık mis gibi kızarmış. Bunları böyle almayacağım fazlasını. Bir tanesini şöyle bir bırakayım. Yani şu yemeği yapmanız, hadi diyelim ki malzemeyi buzdolabından çıkardınız. Realistik olalım, gerçekçi olalım. Benim tabii önüme burada hazırlanıyor. Koca bir ekibiz burada. Hadi diyelim ki malzemeleri dolaptan çıkardınız, poşete aldınız 15 dakika. İnanın bana 40 dakikada pişse, of, yemede yanında yatın, böyle bir yemek çıkıyor. Bakar mısınız şunlara? İki tane de buraya havuç bırakalım. Şu Kaliforniya biberlerinin kokusunu, görüntüsünü size anlatamam dostlar. Sarımsaklar da mis gibi erimiş. Bunları da koyduk. Süper. Şimdi tabii bunu yaptık ama bu dibindeki sos bu işin kralı. En kıymetlisi. Yani bütün malzemelerin özü burada çünkü. Bunun üzerinden şöyle ufak ufak geçiyorum. Bakın sosun özünü görüyor musunuz? O kadar güzel olmuş ki. Hani dersiniz ki fırında poşette tavuk. Kulağa ne kadar basit geliyor değil mi? Yapımı kolay da sunduğunuz zaman, işte kıymet verdiğiniz zaman o da size kıymet veriyor. Bu çok önemli bir şey. Malzemelere ne kadar kıymet verirseniz, İnanın bana sonuçları da o kadar kıymetli olur. Sadece insanda değildir bu. Hani insan insana kıymet verdi mi güzel olur ya, malzemelerde bile öyle. İşte efendim, birincisi hemen şöyle çevireceğim. En yakışıklı haliyle görün istiyorum. Soslar aktı aşağı doğru. Akdeniz otlu, havuçlu, Kaliforniya biberli mis gibi bir fırında tavuk. Bunun malzemelerini değiştirebilirsiniz. Amaç size ilham vermek, gerisi size kalmış. Şimdi hemen bu yakışıklının yanına gelelim. Şunu görüyor musunuz ya? Bakın, çörek otu, biberler, çili biberi. Of. İşte bu etin kemikten ayrılma hikayesi bu. İyi piştiğini gösterir bu. Vallahi yani hani insanın evladı gibi bunlar, ayrılmaz da. Hangisini yaparsınız diye bana sorsanız, tek bir tane yapma şansım olsa, açık söyleyeyim ben acılıyı yaparım yani. Belki acıyı sevmemden ya da yanındaki garnitürlerden bilmiyorum ama mantar var. Ondan sonra mis gibi patates var, fırınlanmış. Acı biber var, şu çili biberinin lezzetini size anlatamam zaten. Hadi bir de sana da aynı işlemi uygulayalım. İşte dostlar, bugün birbirinden yakışıklı iki tane fırında tavukla sizinleydim. Şimdi bunu çok açık söyleyeyim. Gönlüm alıp rahmetli Erol Taş gibi afiyetle
yemekten yana ama o kadar da hani rahat davranamayacağım. Şuradan bir miktar alıp bu yakışıklığın tadına bakmak istiyorum. Bakar mısınız şu ete ya? Of. İnat ediyor ama gidecek o. İşte dostlar, siz de mutfağınızda sanat eserleri çıkarmak istiyorsanız sıvayın kolları, girin mutfağa, aşk ve tutkuyla yakışıklı yemekler yapın. Tüm bu tariflere ve daha fazlasına ulaşmak için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Muhabbetle kalın.